Artı TV ekranlarından, Odak programından merhaba, iyi akşamlar. Değerli izleyenler, bugünkü programımızda ne yazık ki maalesef iki çocuğun ölümüyle birlikte tartışmaya açılan bir başlığı konuşacağız. Çocuklara yönelik gıdalar ve denetimsizlik ana başlığımız olacak. Birazdan detaylı bir şekilde bu ölümlerin nedenini de sizlerle paylaşacağız. Aileleri de dinleyeceğiz yayınımız içerisinde ve uzmanlarından da görüş alacağız. Benzer vakalar nasıl önlenebilir? Türkiye'de denetim mekanizması nasıl işliyor ama nasıl işlemeli aslında? Sorularımızdan birisi bu olacak. Ve tabii ki bu her iki vakada da akıllara ilk gelen unsurlardan birisi. O sırada yanlarında ilk yardım bilen birileri olsaydı bu çocuklar şu anda hayatta olabilirler miydi? İşte bu sorunun da cevabını arayacağız. İlk yardımla ilgili de detaylı bir parantez açmak istiyoruz bugünkü programımızda. Hemen başlıyoruz. Elinde yiyordu hala. Bana dönmesiyle nefes alamayışını gördüm, paniklediğini gördüm. Sıktığı anda kafayla birlikte gittiği için önünde çikolata var ya, ne kadar çabada sana çıkmayacak kesin. Çikolata anne falan dedi, kantinden aldım dedi. Denetimi fazla şey yapmıyor, önemsemiyorlar. Evet, biraz önce ara jingle'ımızda da aileleri dinledik. Mevzuyu da gün içerisinde diğer yayınlarımızda da sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olduk. Birazdan haberimizi de ekranlarınıza getireceğiz. Neler oldu tekrar bir hatırlayacağız. 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'la yine 7 yaşında olan bir diğer çocuk Umut Bilgi. Hemen göstereyim bu sırada şu şekilde böyle bir ambalajın içerisinde yer alan bir çikolata bu gördüğünüz şırınga şeklinde. İşte bunun ucundaki aparatın boğazlarına kaçması sonrası nefes alamadılar ve o şekilde hayatlarını kaybettiler gördüğünüz bu çikolata. İki çocuğun ölümüne neden oldu. İşte bunun üzerinden gıdaları da denetimi de sorgulayacağız ve biraz önce dikkat çektiğim gibi ilk yardıma da dikkat çekeceğiz. Neler yapabilirdik kısmını da konuşmaya çalışacağız. İlk adreslerimizden biri Diyarbakır olacak. O ailelerden biri Bilgi ailesi. Onların evine gideceğiz. Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgedik şu anda o noktada, birazdan canlı yayın noktasına gideceğiz ve ailelerin neler söylediklerini, taleplerini birlikte dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Ve stüdyomuzda ilk yardım uzmanı Yüksel Kangiray bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan detaylı bir şekilde uygulamalı olarak da sizinle ilk yardımı konuşacağız. Gıda dedektifi olarak bildiğimiz bir isim, özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gıda konusunda, sağlıklı gıda konusunda ve denetimler konusunda yaptığı paylaşımlarla oldukça faydalı bilgiler veren bir isim. Musa Özsoy'u da telefon bağlantısıyla konuk edeceğiz. Evet, bu çerçevede bu konuyu bugün işlemek istiyoruz değerli izleyenler. Önce bir hatırlayalım neler oldu. Maalesef hatırlatmak durumundayız. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal kantinden aldı. İşte biraz önce gösterdiğim şu çikolata sonrası yine boğazına takıldı ve hayatını kaybetti. Bu konuşulurken geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da da yine bunun neden olduğu bir ölümün daha meydana geldiği anlaşıldı. Bir izleyelim. Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken nefes alamayıp fenalaştı. 7 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı. Okuldaki ve çevrede ne kadar şırıngalı çikolata varsa toplatıldı.
Okul kantini işletmesinin sözleşmesi de feshedildi. Bu tartışma devam ederken Diyarbakır'dan gelen bir haber, şırıngalı çikolata yüzünden ölen ilk çocuğun 7 yaşındaki Mert olmadığını ortaya koydu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaştı. Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ve 9 gün yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile yetkililerin başka çocuklar için önlem almasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ise çok net ifadeler içeriyor. Genelgeye göre tüm çikolata türleri ve gofretler, gazlı içecekler gibi ürünler okulda satılmaya uygun değil. Yine aynı genelgeye göre kantinler okul müdürünün başkanlık ettiği, öğretmenlerin ve okul aile birliğinin de yer aldığı bir komite tarafından denetleniyor. Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede Ankara'daki kantin işletmesinin 15 Kasım 2019 tarihinde Keçiören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafındansa son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiği ortaya çıktı. Denetlemelere rağmen söz konusu şırıngalı çikolatanın kantinde satılmaya devam edilmesi ve kantin hakkında daha önce hiçbir işlem yapılmaması akıllara soru işaretlerini getirdi. Soru işaretlerine neden olan bir başka konuysa okullardaki ilk yardım uygulaması oldu. Ankara'daki okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Mert tam 40 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi. Küçük Mert'e yapılan ilk yardımın geciktiği iddia edildi. Bu iddialar okullardaki ilk yardım eğitimi yeterli mi sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Şimdi hemen Diyarbakır'a canlı yayın noktamıza gidelim. Hayatını kaybeden Umut Bilgi'nin evine gideceğiz. Annesiyle, babasıyla konuşacağız. Kendileri Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgedik'in yanındalar ve onun sorularını yanıtlayacaklar. Bahar merhabalar, kolaylıklar olsun diyelim. Evet, zor bir yayın olacak. Hem orada doğrudan senin için hem de dinleyenler için, bizler için sözü hemen sana bırakacağız. Tabii başsağlığı dileklerimizi de ileterek. Umudun yaşamana neden oldu. Tabii. Şimdi neler olmuştu bir anlatalım öncelikle. 7 yaşındaki Umut Bilgi 28 Kasım'da okuldan çıktı ve okulun yakınındaki bir bakkaldan şırıngalı çikolatayı aldı ve yedikten sonra yerken şırınganın kapağının boğazına kaçması sonucunda fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ve 9 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı ve 6 Aralık'ta hayatını kaybetti. Umut'un ailesinin yanındayız. Anne ve babasıyla birlikteyiz. O gün neler yaşandı, kimler hakkında soruşturma açıldı? Aileyle konuşacağız. Önce anneye döneceğim. Gülşen Bilgi. Evet, öncelikle başınız sağ olsun. Sabır diliyorum sizlere. 28 Kasım'da neler yaşandı? Sizden dinleyelim. 28 Kasım'da oğlum akşam saat 6'da okuldan gelince bu şırıngalı çikolatayı almıştı bakkalda. Yolda gelirken de yemişti bir kısmını. Eve gelince hala elindeydi, yiyordu yani yemeğe devam ediyordu. Eve geldi, ben de akşamdı zaten yemek hazırlamıştım. Ekmek yoktu evde, ben de onu hemen bakkal aşağımızda ona para verip hani bakkala gitsin, fırına gitsin, ekmek alsın diye gönderecektim. Kapıya kadar geçirdim, kapıya kadar... Zaten elindeydi, anlamıştım yani o parça boğazına gitti. O anda bana döndü, gözleri açık kalmıştı, nefes alamıyordu, konuşamıyordu. Sadece bana doğru geldi yani. Çağırdım, hani gel ne yaptın sen dedim. Anladım o an bu parçayı yuttuğunu. Aldım hemen kucağıma, baş aşağı çevirdim. Sırtına vurdum durmadan. Birkaç defa denedim. Hani
Belki atar diye. Atmadı. Sonra da kucağıma aldım tekrar. Kucağımda da aynı şekilde bastım şurasına. Hani belki hızlı bir şekilde basarım da nefesiyle beraber dışarı atar. Yine olmadı. Parmağımla da denedim çıkarmayı. Yine olmadı. Çünkü boğazında hiçbir şey yoktu. Boğazında değildi. Nefes borusundaydı. Çırpındım o an. O sırada çırpındım. Apartmanda bağırdım, çağırdım. Ağlamamla, bağırmamla beraber komşularımız da geldi. Komşumuzun yan tarafta oğlu vardı. Genç bir tane. Allah ondan razı olsun. Oğlum, hemen oğlunu çağırdı komşum, dedi koş yetiş dedi. Aldı çocuğu kucağımdan ona verdi, alsın hani hastaneye yetiştirsin diye koştu. Beni bile beklemedi. Ben de peşinden koştum gittim. Yolda bir araba durdu bize, Allah razı olsun ondan, o bizi aldı hastaneye yetiştirdi. Hastanede, çocuk hastanesine gittik. Orada da yine müdahale ettiler. Bütün o doktorlar, hemşireler aldılar kucağımdan, sedyeye yatırdılar. Zaten buradan sonrası yukarısı çocuk mosmor olmuştu hastaneye yetişene kadar. Orada da onlar müdahale etti. Yani onlar doktordu, hemşireydi. Onlar daha bilinçliydi. Onlar daha iyi biliyorlardı. Hadi ben çıkaramadım. Onlar niye çıkaramadı? Yani orada mesela onların yapabileceği birçok şey vardı ama yapmadılar. Ne olduğunu biliyorlar mıydı? Boğaza neyin kaçtığını ya da ne? Hayır, bilmiyorlardı ama bir cisim kaçtığını biliyorlardı sonuçta. Orada çocuk nefes alamıyordu. Mosmor olmuştu. Rengi gitmişti. Gözleri açık kalmıştı. Nefes alamıyordu. Gitmişti yani çocuk. Doğru bir müdahale yapılmadı yani. Yapılmadı, evet. Yani bizim yaptığımızı yaptılar onlar da. Eğip sırtına vuruyorlardı. Ya ben bağırıp çağırıyordum. Onu ben de yaptım. Başka bir şey yapın, hani başka bir şekilde çıkarın diye bağırıyordum. En sonunda olmadı. Beni dışarı attılar acilde. Babası da yetişti geldi. Orada o müdahaleyi onlar yapınca baktılar ki olmuyor. Çocuğa müdahale ettiler ama çıkaramadılar. Baktılar ellerinde kalacak. Orada onlar bizi o kadar bekletmelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Oradan da bizi Dicle Üniversitesi'ne sevk ettiler. Dicle Üniversitesi'ne giderken yolda oğlumun kalbi zaten durmuştu. Çünkü ambulanstakiler öyle söyledi. Kalbi durmuştu. Orada da yine Dicle Üniversitesi'ne yetişir yetişmez acile aldılar. Yine müdahale ettiler müdahale odasında. Orada da tekrar müdahale ettiler. Hatta kulak, burun, boğaz doktoru bile gelmiş, eşim dedi. O bile gelmiş müdahale etmiş. Hani çekip çıkarmaya çalışmış. Ucu böyle sivri, üçgen, tutunacak bir yeri olmadığı için tutup çıkaramamışlardı yani. En son onlar da bakmış olmuyor. Zaten sedyede çıkardılar, direkt acilen ameliyata götüreceğiz dediler. Çıkardıkları zaman çocuğun karnı şöyle şişmişti. O kadar ki hava basmışlardı ki çocuğa, çocuğun karnı bu kadar şişmişti. O an anladım yani, hala o parçayı çıkaramamışlardı. Hala o parça orada duruyordu ve oğlum nefes alamıyordu. Ne zaman çıkarabildiler? Orada işte dediğim gibi bizi yine bize acilen ameliyat dediler. Bütün o doktorlar sedyeyi alıp koşuşturdu acile doğru. Yine bizi beklemediler. Biz yetişemedik onlara yani. Bir baktım şeyde koridorda göremedim onları. O kadar hızlıca götürdüler ki koşarak direkt ameliyata götürdüler. Önce şuradan boğazını delip nefes borusunu açtılar. Bir delik açtılar nefes alması için. Ardından kalbini çalıştırmışlar. O doktor çıktı, bize açıklama da yaptı. Hani kalbini çalıştırdık, kalbi çalışıyor. Nefes de artık alıyor. Dedi ki yani başka bir doktora sevk etmişim. Şu anda başka bir... Orada bizden tekrar geri aldılar. Dosyaya koydular onu. Oradan sonra ameliyat öncesi doktor çıktı, açıklama yaptı. Çocuk işte yarım saat, 20 dakika mı yaptılar onu. Oradan sonra ameliyat öncesi doktor çıktı, açıklama yaptı. Çocuk işte yarım saat, 20 dakika mı, yarım saat mi artık bilmiyorum ben tam olarak. Hem kalbi durduğu için hem de beyine oksijen gitmediği için beyinde bir hasar oluştu mu oluşmadı mı bilmiyoruz. Hani onu yoğun bakıma atacağız, birkaç gün uyutacağız. Ondan sonra uyanmasını bekleyeceğiz. Hani o zaman belli olacak beyinde hasar kalıp kalmayacağı. Aldılar bizden, yoğun bakıma koydular ameliyattan sonra. Biz her gün gidip geldik hastaneye. 8 gün boyunca her akşam her sabah oradaydık. Günde iki kez bir ben bir babasını ziyarete alıyorlardı. Her seferinde birer kişi. Gidip görüyorduk azıcık da olsa. Ama işte 9. gün artık beyin ölümü gerçekleşti. Kalbi de durdu.
Yapacağımız hiçbir şey yok. Onu size teslim edeceğiz dediler. Hani vefat ettiğini söylediler. 9. gün cenazeyi bize verdiler. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu noktada çağrılarınız oldu. Ben tekrar çağrınızı dinlemek isterim. Bakkallarda hala yayına bağlanmadan evet, önce söylediniz. Satılıyor. Satıldığını söylediniz. Evet hala satılıyor. Hatta bu akşam televizyonda da gördük. Canlı yayınlarda haber kanallarında yani bu iki çocuğun bizim ve diğer çocuğun ölümünden sonra daha yeni çıkarıyorlar denetimlere memurları. Denetime çıkmışlar işte kantinleri geziyorlar. Bütün kantinlerde vardı Ankara'da. Bütün bakkallarda gezdiler vardı hepsinde. Hepsindekini nereden aldınız? Aynısı. Çünkü burada bu oğlumun kendi yediği çikolatanın kabı. Ama kapağı başka bir kapak yani. Çünkü o kapağı bize vermediler. Aynı bu kendi yediği çikolata. İşte yani hala aynı şekilde bugün de bakkallarda var ve satılıyor. Ben baba Mehmet Can'a da dönmek istiyorum. Aslında görünen o ki hastanede de müdahale sırasında bir ihmal var. Hem bu çikolatanın satılması bir ihmalken üstüne tekrar bu sefer de hastanede bir ihmal görünüyor. Kimler hakkında soruşturma açıldı? Valla şu an ilk başta çikolata yapan firma adına başlattım. Ondan sonra da hastanede gereken ilgi gösterilmedi. Bir hava yolu açamadılar. Koskoca çocuk hastanesinde mesela acil bölgesiydi. Oraya gecede 50 tane hasta gidiyor mesela hep acil olarak. Hepsine bakılıyor da niye buna bakılmadı? Yani bunu bir normal estesyen doktor bile açabilir bu havayı. Havayı açmadılar. Biz oradan fakülteye gittik. Fakültede bize işte yolda gelirken bu zaten ölmüştü dediler. Öyle bir şey yok yani bence. Doktorun elinde nasıl ölür yani bir bebek? Yani hastane içinde bir soruşturma için bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Vallahi bilmiyorum. Bunu gereken yetkililer zaten duyuyordu şimdi. Gereken yapılmasını ben istiyorum yani. Peki şeye gelmek istiyorum. Şırıngalı çikolatayı satan fabrika nerededir? Gebze'deymiş herhalde. Kocaeli Gebze'de. Kağıdın üstünde de okudum bizzat. Aynısından. İsmi yazıyor firma ismi. Evet hepsini yazıyor. Orada zaten karakolda da hepsini vermişim. Gereken yapılacaktı yani. Allah'ın izniyle dosyamız böyle açıldığı zaman gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Çocuğunuzun çikolata aldığı bakkal hala satıyor mu bu çikolatayı? Bak, biliyor musunuz? Gittiniz mi oraya? O bakkalın bir suçu yok. Çünkü bunu o bakkala verende suç var. Niye suç var? Bunu yapan fabrika bir kere o küçük halkanın ucuna bir plastikle onu kendi şeyine birleştirebilirdi. O parça oradan kopmazdı mesela. Çocuk koparamazdı onu. Onu ağzına alamazdı. Kapağını açtığı gibi böyle üstünde kalırdı kapağı. Yani bir ufak bir bant atabilirdi oraya ve ufak bir folyo yapıştırabilirdi. Neden onu yaptı mesela? Uzun ve sivri. Çektiğin gibi gidiyor. Bak benim oğlum gitti. Bak ondan sonra bir hafta geçmedi. Bir tanesi daha gitti. Kim bilir daha kaç kişi böyle bununla gitmiş ama henüz bilinmiyor. Çağrınız ne? Hem aileleri hem yetkilileri. Çağrımız bir daha böyle ürünlerin satılmaması ve yapıldığı zaman da önce kendi evlatlarına kullandırsınlar. Baksınlar uyumlu mudur değil midir. Ondan sonra millete satsınlar. Milletin canı o kadar ucuz olmamalı. Bir TL kadar olmamalı. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Gerek yargıdan gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden hepsini bekliyorum. Gülşen Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu saatten sonra ne eklesem boş aslında ama iki can gitti sonuçta. İkisi de 7 yaşında çocuk. Daha küçücük. Şimdi yani diğer sonuçta artık herkes gördü bunu, biliyorlar. Nasıl bir şey olduğunu da biliyorlar. Yani kimse çocuğunun yanında nöbet tutamaz. Bakkala giderken nöbet tutamaz. Markete giderken nöbet tutamazsın. Okula giderken nöbet tutamazsın. Elbet çocuk bir yerde yine gider, yine bulur, yine alır. Yani tek isteğimiz böyle tehlikeli şeylerin üretilmemesi. Denetimden geçmesi. Az önceki haberde gösterdiler. Bunun başka bir şekli vardı. Kapağı daha uzun.
ve vida şeklinde açıp kapanıyordu. Yani o böyle biraz daha büyük olsa belki bu şekilde olmayacaktı. Belki çocuğun boğazına kaçmayacaktı. Ya da kaçsaydı bile çıkarılabilecekti. Bu çok küçük olduğu için çıkarılamadı. Bir de küçük olduğu için zaten daha çabuk kaçıyor nefese. Yani bu tür şeylerin üretilmesini, üretim şeyini bırakılma, izin verilmemesini istiyorum. Yani artık böyle zararlı şeylerin üretilmemesini istiyorum. Gıda Bakanlığı'na da, Sağlık Bakanlığı'na da, hepsine de çağrımızı, sesimizin gitmesini istiyoruz. Yani bu tür küçücük oyuncaklar yapıyorlar şöyle yumurta şeklinde, küçücük çikolataların içinde. Küçücük arabalar, şu kadarcık bir araba üretiyorlar. Siz onu bu kadar uğraşıp şu kadarcık küçük bir oyuncak üretebiliyorsanız da onun büyüğünü de üretebilirsiniz. Niye o kadar küçücük üretiyorsunuz ki? O küçücük canları, o küçücük çocukları da düşünmelisiniz. Yani o küçücük çocuk nereden bilsin ki o çocuk parçayı ağzına alınca boğazına gideceğini? O çocuk onu düşünebilir mi? Tamam, anne baba düşünebilir ama çocuk düşünemez. O çocuk onu eline aldı mı illaki ağzına atar. Nereden bilecek ki o şeyin ona zarar vereceğini yani? Bu tür şeylerin üretilmesini istemiyoruz. Bu acılı gününüzde bizi kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz ve sabır diliyoruz size. Evet, Bilgi ailesini dinledik. Ailenin, aile yetkililere sesleniyor aslında. Başka çocukların ölmemesi için tedbir alınmasını istiyor. Yine aslında hastanenin de yeterli müdahaleyi yapamadığı, bu noktada bir ihmalin olduğunu belirtti aile. Sözü size bırakalım. Peki, Bahar Kılıçgedik'e ve konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sabırlar olsun diyelim bu aileye ve Ankara'daki aileye. İki küçük çocuk artık aramızda değiller ne yazık ki. Sayın Kangiray, hemen sizinle devam edelim. Şimdi nedenleri hakkında konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir soruşturma süreci de illaki var, yürüyor ama bu olaylar yaşandığı sırada ilk yardım konusundaki eksikliğimiz de aslında bir ben kez daha ortaya çıktı. Ben tamamıyla o konunun üzerindeyim çünkü. Şimdi neyin nasıl yapıldığı önemli değil. Sadece bir kapak değildir boğazımıza kaçan, hava yolunu tıkayan. Her şey olabilir. Çocuğun elindeki şu anda oymuş. Ama bu kalemin aldığın arkasındaki silgi olabilir. Ağzına aldığı herhangi bir şey olur. O anda yediği bir şey de olabilir. Asıl biz şunu yaparız. Önce acılı ailelere gerçekten dün ben Mert'in ölümünü duyduğumda hemen telefonu açtım. Kendi torunum için, yeğenime. Lütfen Gülçin dedim. Kantinlerin denetimi ayrı bir şey ama bu eğitimi biliyorsunuz. Halkın bu akımda kapılmasın. Şu anda çünkü farklı bir algı var ortada. Benim amacım şu, burada olma nedenim. Biraz önce haberi izleyince gerçekten çok üzüldüm. İki tane pırıl pırıl 7 yaşındaki çocuk. Keşke anne bu yaygın eğitim dediğimiz eğitimden faydalansaydı. Veya baba, bakın anne o kadar güzel anlattı ki, bana baktı dedi, morarmaya başladı dedi. Sana bunun tam tıkandığını, yani hava yolunun geçişinin engellendiği, benim artık oksijen girmiyor, dokularım ve beyin öğümüm gerçekleşecek. Bunun süresi sadece 5 dakika ama anne o eğitimi bilmiş olsaydı hemen çocuğuna bakardı, son haddine gelmiş. Şu çocuğunu şu şekilde alıp da kendisini yere basarak, önce 5 defa sırtına vurup, daha sonra şu çıkıntısını yapıp, midenin üstü göğüs kemiğinin altına içeriden yukarı şu şekilde yapsaydı, inanın o, bırakın çıkmayacak gibi küçük, binlercesi çıkmıştır. Kocaman kocaman erikler çıkmıştır bu manevrayla. Hı hı. Fakat ne oldu? Bir takım, yani ben haberi dinleyince gerçekten canım yandı. Biz ilk yardımın tanımını bilmiyoruz. İlk yardım hastaneye götürmek değil ki. İlk yardım olay yerinde, hasta ya da yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar yapılan, yani bir şans. Bu şu anda siz bir şey yaparken gördüm, tıkandı bir anda, hava yolunuz tıkandı. Ama ben yanınızdayım, şanslısınız. Bunu bilen benim çünkü. Evet. Size uygulamayı yapalım. Eğitim o kadar eksik ki. Eğitim o kadar. Ama şimdi, genel olarak ciddi bir eksiklik. Çünkü onu söylüyorum, genel olarak. Olaydı, Ankara'daki olayda. Okulda oluyor doğrudan. O da oradaki görevliye gidiyor, yaşlı bir amcaya. Biliyorsunuz şimdi okullarımıza inanın, ben 4 senedir Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi'nin yaygın eğitimde ilk yardım kursları var. Ve bizim büyük bir projemizde bütün okullardaki öğretmenler aldılar bu dersi, biliyor musunuz? Keşke belki de oradaki öğretmenlerden bu eğitimi almış olan olsaydı da
işin eğitim yönüne bakıyorum. O çocuğa o oradaki görevlinin bir şekilde aktarıp veya algı çabuk yayılıyor. O öğretmenin gelip şu manevrayla inanın belki üçüncüsünde çıkacaktı. Şimdi bu yaygın eğitim dediğimiz, bu ilk yardım eğitimi dediğimiz eğitim o kadar eksik ki, o kadar eksik ki alıp hastaneye götürmek hiçbir zaman arkadaşlar, hiçbir zaman bu işin tedavisi değildir. Sen olay yerinde yapman gerekeni yapmadıktan sonra süreç zaten 5 dakika, beyin ölümü 5 dakika. Solunum durması, kalp durması ölüm. Siz bunu kendiniz hazırlıyorsunuz. Bakın bu konuda bebeklerde de şu iki şeye dokunmayı veya bir büyüğe, yetişkine bunu neden yaptığınızı bilmezseniz. Her yerde halk eğitim merkezleri var. Keşke tüm halk eğitim merkezlerinin bu duyarlılığını sağlasa da yaygın eğitim. Önce anne babalara. Şimdi bir takım psikolojik eğitimler veriyor. Anne baba eğitimleri falan diye. Ben kendim iyi bir eğitimciyim. Bu işleri özellikle okullarda çok iyi izleyenim. Ama maalesef anne babalar bambaşka şeyler için. Önce okul ailelerin yapacakları tek şu. Öğretmenimiz ne kadar ilk yardım bilgisine sahip? Ona dönmeden de kendileri. Ne dedi biraz önceki haberde de? Sabah bırakıyoruz çocuğumuzu okulda. Akşam da evde. İki tane gerçek var ortada. Bir tanesi evde yaşanan, bir tanesi okulda yaşanan. İkiniz de bilmediğiniz için belki o şanssızlık. Ben sadece bunu şanssızlık ve cehalet, bilgisizlik diye nitelendiriyorum. İnanın ben eğitimlerimde de hep şunu söylerim. Ne kadar iyi öğretirsen ve öğrenirseniz ben o kadar şanslıyım. Ne zaman ne yaşayacağımızı bilemeyiz ki. Peki bu nasıl yaygınlaştırılmalı? Sizin bu konudaki önerileriniz neler? Benim bu konudaki şöyle. Önce okullarda belli bir hani seçmeli derslerimiz var gibi. Bunlar ders haline getirsin. İlkokuldan itibaren tüm kursiyerlerimin benden talebi bu. Bu dersi alınca herkeste bir farkındalık yaratılıyor bu eğitimi alınca. Herkeste bir farkındalık. Ha bak biz ne kadar eksiyiz veya ne kadar eski büyüklerimizden bize yanlış bilgiler gelmiş. Sadece bu değil bakın bunun yanısında binlerce şey. Yani bir yanmada da aynı şeyi yaşıyorsunuz. Eğitimsizlik, cehalet, bilgisizlik. Peki şu anne babayı keşke desek ki gelin bak size bu eğitimi vereceğiz. İnanın iki gün o eğitime gelsinler sorumluluk sahibi olarak. O zaman ben derim ki tamamıyla sağlığın belki. Ama senin gitti götürdüler hastaneye diyorsun. Sen hastaneye götürmeden o şansı hala vardı. Orada soluğu durmuştu. Bir değerlendirdin mi? Çocuğunu alıp götürüyor, birisine emanet ediyorsun. Senin burada hala şansın vardı. Eğer tıkandıysa orada onların gidene kadar zaten ne kadar süre geçiyor bakın. Sen orada hala onlar gelene kadar yapacağın bir temel yaşam desteğin var. Yani kalbi pompalamak, soluğunu vermek. Hep bir şans var. İlk yardım şans biliyor musunuz? Ve yanınızdaki o kişinin o konuya vakıf olması. Peki öğrenmek zor mu ve nasıl bir o kadar süreç, kolay ki bakın şimdi şurada hayır sadece alın ben kendi kuzenimin çocuğunda örneğin. Şöyleydi bir bebeğin tıkanıyor en çok değil mi bebek? Tıkanıyor. Ne yapıyorlar? Gereksiz ben hiç yanlış uygulamayı uygulamam o yüzden yanlışı göstermiyorum. Direkt doğruyu. Sen tut bebeğini morardı. Bak gözle görülüyorsa. Şöyle biraz daha yaklaşırsak gözle, masanın üstünde tutabilirseniz. Şöyle dizinize daha, dayayacaksınız. Evet. Şu açıyı vereceksiniz çünkü. Bak bakalım gözle görünüyorsan çıkaramazsınız. Bakın bu soluk borusuna çıkan bir şey el ile çıkarılmaz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sen onun hemen 5 kere şu sırtına şunu yapıp da 5 kere tekrardan şu manevrasını yani midenin üstü göğüs kemiğinin altına şunu şöyle yaptığınız zaman İnanın bunlarca binlerce insan kurtuldu. Binlerce bebek kurtuldu. Şu bebekte, çocukta aynı şey yetişkin için. Biliyorsunuz 2 sene önce İzmit'te döner yiyen birisi. Sizden yardım istiyor artık. Ben boğuluyorum diyor. Ve siz hala ona bir şey yapmıyorsunuz. İki türlü yapamıyorsunuz ama. Bir dokundunuz o ölümü gerçekleştirecek. Siz cezaya mahkum kalırsınız diye. Dokunsanız da hani belki kurtaracaksınız zaten hani kahraman olmak değil. İnsani ve vicdani bir sorumluluğunuzu yapacaksınız. Ama bilgisizce yapılan bir şey tam tersine ona zarar verecek. İşte bilgi bunun için gerekli. Bilgi neye gerektiriyor sonrasında biliyorsunuz özgüvenli oluyorsunuz. Özgüvenliyseniz sorumluluğu alıyorsunuz. Sorumluluğu aldığınıza göre de onun cevabını verecek yetilere sahipsiniz.
Peki Sayın Kangiray, şöyle bırakmayın isterseniz, bir kez daha anlatırsanız çok sevinirim. Şöyle bebeğinizden başlayalım, çünkü 0-12 aya bebek diyoruz. Özellikle bu konuların çok iyi bilinmesi gerekiyor. 0-12 ay bebek genelde emzirirken veya daha belli bir şekilde mamaya geçiyorlar veya daha katı yiyecekler vermeye başladığında hava yoluna, yani iki borudan bir tanesi olan, orada birbirleri ayrılırken en basit şekliyle anlatıyorum. Çünkü bunu hiçbir zaman bir tıp olarak kimse yapmayacak. Birebir işte annesi, yanındaki kimse onu yapacak. Doğruyu bilmesi gerekli. Tutacaksınız şu şekilde, yer çekiminden yararlanacaksınız. Hemen bir bakacaksınız, gözle görülüyor. Ne yuttuğunu biliyorsanız bile hiç önemli değil. Gözle görülüyorsa çıkaracaksınız, onu elinizle çıkaramazsınız. Evet. Dolayısıyla 5 defa sırtına vurarak yola koyuyorsunuz aslında. Sonra da çevirip hemen ağzında bir şey var mı yok mu bakarak şu basıyı yapın. 5 kere şu basıyı yapın. Hala şansı var. Bunu yaptınız çıkmadı, soluğu gitti, temel yaşam desteği dediğimiz kalbin pompalanması, solunumla dokuların oksijenlenmesini sağlamak için yaptığımız uygulama var. Bunları bilirseniz kimseye alın benim çocuğumu götür hastaneye demezsiniz. Hı hı. Bilen kişi soğukkanlı olur. Bakın biraz önce şimdi sizinle konuşmuyorum. Burası da çok önemli. Soğukkanlı olmak da çok çok önemli. Şimdi bakın anne feryat ettim diyor. Ben çok üzüldüm. Veya dünkü o Ankara'daki haberde oradaki görevlinin içi mi yanıyor inanın. Bakın umut içinde, mert içinde. Yani ben kimseyi suçlamıyorum. Benim için hani onun iç denetimi bizim konumuz değil aslında. Neden? İlk yardım ne yaparsanız yapın yutacağınız şeydir. Bunun karşılığında sen neyi ne kadar biliyorsun? Soğukkanlı. Biz de bunu yaşadık. Kendimizin birçok şeyinde yaşadık. Dolayısıyla şimdi o çocuklardan biriydi. Tabii ki anne baba belki heyecanlanır. Ama siz bunu biliyorsanız siz çocuğunuzu neden kimseye emanet etmiyorsunuz? Daha iyi bildiğinizi bildiğiniz için, değil mi? Dolayısıyla ben çocuğumu neden emanet edeyim? O zaman çocuğumu gördüm. Çocuk o kadar güzel. İki çocuk da aynı belirtileri gösteriyor. Anne bunu nasıl söylemiş? Konuşamıyor, nefes alamıyor, morarmaya başladı. Zaten işte dokulara oksijen gitmiyor. Hava yolu geçişi kapandı. Gitmediği için o zaman sen çocuğunu tut şöyle, kendini çok dize tut. 5 kere vur şöyle bir sırtına. Böyle böyle vurmak değil, vuruşunun da önemi çok önemli. Bir kaydır bakalım masaj onu. Masaj yapar gibi. Kaydır, kaydır, kaydırır gibi. Sonra geç arkasına, bakın bir araç gereç kullanmıyoruz. Tıbbi araç gerece gerek yok çünkü yetkimiz yok. Gelirsiniz midenin üst göğüs kemiğinin altına, içeri yukarı bakın. Şu hareketi ne kadar kolay. Ekranda aslında çok teşekkür ederim, çok harika gösterdi. Yaptığınızda inanın çıkıyor. Şimdi daha yeni geçen haftaydı bu şey tatilinden sonra bir kursiyerim, hocam size çok teşekkür ederim dedi. Allah razı olsun. Neden dedim? Dedi bu tatilde dedi çocuğumla, 7 yaşındaki çocuğuma dedi et yedirdi dedi. Gittik bir yerde et yedi, yutamadı dedi. İnanın böyle gözümün önünde onun o halini gördüğümde şu anda, ama Allah'tan bu eğitimi almışım hocam dedi. Daha 2 kere şunu yapmakla dedi. Bakın böyle böyle vurmak, baş aşağı aldım diyor falan filan. Evet. Nasıl yanlış uygulamalar. Bir şeyi doğru uygularsınız sonuca varırsınız. Başka şu an aklınıza bu sizin gelen için, örnekler benim için var mı? Aslında bizim binlerce, doğru bildiğimiz. Binlerce bakın çok o gün yine olan. O gün yine bir toplumda ben de binlerce bunun örneği var. Yani anlatılmayacak kadar. Özel bir yemekteler, henüz bu eğitimi almış ama henüz o özgüvenini oluşturmuş oluşturmuyor bilmiyor ama yanındaki diyor ki kimse dokunmasın diyor yine aynı şekilde et yerken. Elif diyor bu eğitimi aldı diyor. Elif'e görev veriyor. Elif onu çıkıyor, onu yapmakla bakın sırta vurup üçüncüde et çıkıyor. Şimdi bunun yani istemediğiniz kadar çok örneği var. Önce anne baba bunu çocuğuna söyleyecek. Önce anne baba bunu bilecek. Öğretmene de diyecek ki hocam sen bunu biliyor musun? Okul müdürüne gidecek diyecek ki kaç kişi bu eğitimi biliyor okulda? İş yerlerinde yasa gereği bu biliyorsunuz risk oranına göre. Okullar tümüyle risk. Evet. Yani bu konuda inanın o kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki. Ve kendi eğitim camiasında yaygın eğitimi dediğimiz yetişkinlere yönelik eğitimler var.
yetişkinler kendilerine, çok özür dilerim, bir takım kurslara gidiyorlar. Yemek kursu, resim kursu, onlar hobi. Ama sen neden orada ilk yardım öncelik kursunu aramıyorsunuz? Olmalı. Bakın bilginin kime zararı olmuş? Sen biliyorsan bu yaparsın. Sen her dakika resmini sergileyemezsin. Küçümsediğimden kimse lütfen yanlış anlaşılmasın hepimizin. Ama o resim kursundaki arkadaşına bu konuyu biliyorsan sensin onun şansı. Belki de hayatını kurtaracaksın. Sensin onun şansı. Evet. Yani ben inanın buna ilk yardımı tamamıyla insani vicdanın, şans ve yapılan her bir uygulamadan sonra, yani yanlış uygulamadan sonraki ölümleri de şöyle nitelendiriyorum. Allah'ım diyorum, keşke birazcık bilgi sahibi olacak şu şeyi bize verebilsem. Peki. Şimdi diğer konuğumuzdan da hemen görüşlerini, değerlendirmelerini alalım. Gıda dedektifi Musa Özsoy telefon hattımızda. Sayın Özsoy, hoş geldiniz siz de programımıza. Alo. Sayın Özsoy, hoş geldiniz Odak programına. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi biz konuklarımızla bu ölümleri konuşmaya çalıştık. Birçok açıdan hem acılı aileyi dinledik, hem stüdyomuzda ilk yardım uzmanı bir ismi konuk ediyoruz. Onun yapılması gerekenler neler böyle bir durumla karşılaştığımızda çok güzel örneklendirdi. Sizi de dinlemek istiyoruz şu açıdan. Siz gıdalarla ilgili nasıl bir işleyiş olması gerektiğine, özellikle sağlıklı bir sistem üzerinden nasıl yürümesi gerektiğine sık sık işaret eden bir isimsiniz. O şekilde tanıdığımız birisiniz. Şimdi burada iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte ne yazık ki bu konuları da konuşmak durumundayız. Ve ailelerin söyledikleri şey, çocuklarının kolay bir şekilde gidip bu ürünü temin ettikleri, birisi okul kantininde, birisi de okula yakın bir markette iki çocuk çok rahat bir şekilde bunu temin ediyorlar. Şimdi burada şunu soruyoruz, mevzuatlar gereği aslında özellikle kantinlerde bu tür ürünlerin satışının yasak olduğunu biliyoruz. Ama nasıl peki o halde o raflarda o ürünler yer alıyor ve çocuklar onları alabiliyor? Bu tabii denetim eksikliği burada zaten ortaya çıkıyor. 2016 yılından bu yana yürürlükte olan bir genelge var. Bundan da çerçevede bakıldığında denetleme sorunu. Ve her şeyi sanki bir kılıfına uydurmaya çalışıyormuşçasına bir algı kampanyasının oluşturulması bu olayda da yine gündeme geldi. Ben bu olayın gün geçtikçe maalesef daha da bu yöne kayacağı endişesine kapılmaya başladım. O yüzden otopsi raporunu bekliyorum net olarak. O da nedense açıklanmadı uzun bir süre geçmesine rağmen. Bununla ilgili de herhalde sizler de takipçisi olacaksınız diye düşünüyorum. Evet, elimizden geldiğince bize takipçisi olacağız. Sayın Özsoy, siz de dikkat çektiniz. Şimdi denetimsizlik üzerinden ciddi eleştiriler var ama Ankara'daki olaya baktığımızda Mert Yaz'ın o çikolatayı aldığı kantinin geçtiğimiz ayın sonlarında iki kez denetlendiği bilgisi de medyaya yansıdı, paylaşıldı. Bir denetim var ama bu da yeterli değil. İşte burada ne yapılması gerekiyor? Yani denetimlerin de mi denetlenmesi gerekiyor? Nasıl açıklayacağız? Şimdi bu denetimlerin, ben dün onu yazdım aslında önceki günkü olaydan sonra. Bu denetim raporunu çok merak ediyorum. Yani o 15 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam. Yani o denetim raporunu görmek lazım bunu söylemek için. Çünkü 15 Kasım'da denetlenen bir kantin. Bu arada bu denetim hijyen yönünden değil. Çünkü o hijyen yönünden yapılan denetimi Tarım Bakanlığı ayrıca ay sonunda yapmış. Bahsettiğimiz denetim Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine göre. İşte bu çikolata... Özsoy, çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için, değerli katkılarınız için. Ben de size teşekkür ediyorum ama inşallah... Yani sonuçta burada ortada iki tane çok ciddi bir maalesef çok üzücü bir durum var, ölüm var. Bunun en azından bizim biraz daha ümitlenebilmemiz için, daha iyi bir sürece ön ayak olması, sebep olması için ben de ciddi bir beklenti içindeyim. Herkes şapkasını önüne alıp değerlendirsin ve artık bunların önüne geçelim. Çok zor şeyler olmadığını düşünüyorum. Çünkü mevzuat ortada. Tek yapmamız gereken bu mevzuatı uygulamak. Biz de bu noktada her bir fert olarak, her fert ve anne baba olarak
devlete de gerekirse destek olmamız gerekiyor. Ama biz bu işaretleri, bu sinyalleri görmemiz lazım. İnşallah bu noktaya da erişiriz hep birlikte, bunu başarırız diye ümit ediyorum. Peki, çok teşekkürler. İyi akşamlar, çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, son bir dakikamız içerisindeyiz Sayın Kangiray. Son sorum da şu olsun, şu aşamada. Evet, ilk yardım eğitimi çok yaygın değil ama bizler için, öğrenmek isteyen izleyicilerimiz için tavsiyeniz ne olur, nerelere başvurabiliriz, ne yapabiliriz? Şöyle, aslında bunu öğrenmek kendi kendine bile öğrenebilir. Yeter ki ona açık olsun, ona aç olsun öncelikle. Bununla ilgili birçok yayınımız var, yayınlanmış programlar var. Ama bunun daha haricinde uygulamalı bir eğitim olduğu için mutlaka bunun canlı olarak olması. Bir, okullarda bir kere özellikle liselerde, ki ben bunu bir lisede istekli olarak yaptığımız için, sadece boş hani etüt dersleri oluyor ya, o derslerde yapmak için, o da Sakıp Sabancı Lisesi'ndedir. Onu da yaptı, Anadolu Lisesi'ndedir. Çok etkin oldu, çok çabuk alabiliyorlar ve o güveni öğretmenlerine karşı bile biz bunu biliyoruz diyecek hale geliyorlar. İlkokullarda sadece bilgi niteliğinde bu öncelikle öğrencilerle paylaşsa öğretmenler, kendileri ama önce öğretmenlerin bu dersi olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan biz bu dersi almak istiyoruz. Seminer dönemleri var onların. Fakat o seminer dönemlerini ben hiç gerçekçi bulmuyorum. Kendim kaç kere gittim. Bir tane bile 10 konu örneğin uyguluyoruz. 10 konudan bir tanesi kalsa bir şans diyoruz yine. Ama maalesef bunu önce okullarda, sonra yaygın eğitime gitsin aileler. Yaygın eğitimler. Neler? İşte bununla ilgili halk eğitim merkezleri var. Halk eğitim merkezlerin bu konuya, idarecilerin bu konuya çok dikkatli davranmaları lazım. Sadece buralardan, slayttan okunan bir eğitim değil. Bu eğitim tamamıyla uygulanan. Yani çocuk kanıyor, gidiyor öğretmen onun elini yıkıyor. Arkadaş, kan gidiyor, suyla kan yan yana olur mu? Nasıl yaparsın? Burnu kanıyor, şöyle tut oğlum. Tam ters şeyi söylüyor, böyle tutulması gerekiyorken akış yolunda. Biz bunları kimden öğrenecek? Öğretmenden sadece ders öğrenilmez. Evet. İşte öğretmenlerin de öğrenmesi gerekiyor. İşte ben bundan başlıyorum. Ailenin, öğretmenin. Bunları sadece çocukları için değil, tüm çevresi için, kendileri bir iki eş bile birbirleriyle maç seyrediyorlar, dizi seyrediyorlar, Mısır kaçtı. Ne yapacak? Alalım götürelim demez. Peki. Sayın Kangiray, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz bu mesajlar yerini bulsun. İnşallah hepimiz ulaşır. Özellikle acılı ailelere öncelikle çok başsağlığı diliyorum. Yani Allah kimseye böyle acı tattırmasın. Hepimiz evlat sahibiyiz. Ama sadece şunu söylüyorum ki kendi eksiklerini tanımlamayı bilsinler. Peki. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Odak programını burada noktalıyoruz. Saat 23'te günün gelişmelerini aktarmak üzere bir kez daha karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.